Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel görmüş olduğunuz hırkayı tamamladım. Şimdi ise bundan ipim arttı. Tam iki tane yumak gitti. Şu kadar bir bere şapka çıkacak kadar bir yünüm arttı. Onun için bir tane bir yaşındaki bir bebek için bir tane şapka başlamak istiyorum. Birlikte örelim inşallah. Allah izin verirse. Ben 75 tane 4 numaralı 40 santimlik bir yuvarlak şişim var. Bu şişle şimdi ben 75 tane ilme atıracağım. Bu 75 ilmeğini bir tane bere çalışacağım inşallah Allah izin verirse. Bu şekilde başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 4 5 Ben ilme atmayı bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Ve sağdan bu şekilde ipimin arasından girip bu şekilde alıyorum. Ve bu şekilde 75 tane ilme atacağım. Kolay, basit bir bere çalışacağım inşallah. Allah izin verirse. Evet, ilmelerimi attım ve ilk sıramı gidiyorum. Dönerek gideceğim ve ondan sonra bağlayacağım. Şu bir sırayı bu şekilde gidiyorum. Sıranın sonuna kadar ben öreceğim bu şekilde. Evet, sırayı tamamladım bu şekilde ve şu ucu tam düzleyerek şu şekilde tam düzleyip düzlemezseniz eğer bükülür. Bu şekilde tam düzlüyorum ve bir tane ilmeği, bu taraftaki ilmeği tekrar geri sağ şişime alıyorum. Ve şu şekilde dönüyorum. Aynı normal sanki örgü örer gibi aldığım ilmeği örüyorum. Ve bu aldığım ilmeğe bir tane aparat takıyorum ki nereden döndüğümü bileyim diye. Şekilde örmeye devam ediyorum. İlk sırada bağlamadım çünkü ilk sıra bayağı bir sert olduğu için dönmemiz zor oluyor ama bir o ikinci sırada bağladığım zaman daha kolay oluyor. Örmesi daha rahat oluyor. Onun için ben bu İkinci sırada şey yaptım, bağladım, birbirine bağladım, tam bir daire oluşturdum. Bakın, hem içten örüyorum hem dıştan örüyorum ama dikişsiz olacak, dikiş falan olmayacak beremde, şapkamızda herhangi bir dikiş olmayacak. Evet, ben sıramızı tamamlayıp buraya gelince tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben şapkamızı örmeye devam ediyorum. Burası benim başlangıç yerim. Bakın belli duruyor. Hem arkadan örüyorum hem önden örüyorum. Ama yuvarlak şekilde örüyorum. Birbirine bağladıktan sonra şekilde şimdi ilmem şurası, bunu ördüm. Ördükten sonra yanındaki ilmeği şu şekilde, bak şu ilmem ördüm,
ve diğerini örmeden alıyorum. İpim bu şekilde alıyorum ve tekrar örmeden diğer sağ şişime geçiriyorum. Bu sırayı aynı ön sıradaki gibi ters olarak buraya kadar öreceğim. Evet, şimdi iç yüzdeyim ve aynı şekilde bu ilmemi ördüm ve boş olarak alıyorum. Tekrar örmeden şişime takıyorum ve artık bunu ön yüzden düze çevireceğim. 2, 4, 6, 8 diş haroşa ördüm. 8 sırayı ördüm, tamam ettim. Bundan sonra düz öreceğim. Düze çevireceğim. Bu bant kısmıydı, berenin bant kısmı. Şimdi bunu ben kafamdan yaptığım için elimde bir herhangi bir model yok. Şu şekilde. İnşallah bittikten sonra birlikte göreceğiz Allah izin verirse. Bu şekilde düze çeviriyorum ilmelerimi. Evet. Ben bu kadar da kaç sıra örmüşüm bir bakayım şöyle. 2, 4, 6, 8 sıra düz örmüşüm. 8 sıra bu düzden sonra ipim yetmeyeceğini düşündüğüm için krem aynı marka. Evet, kar topu Aksoft aynı marka ipten ip bağlıyorum buraya. Örmeye devam ediyorum. Bu sırayı ters olarak diğer sırayı da aynı şekilde ters öreceğim. Evet, arkadan ters olarak örüp geldim. Şimdi düz yüzdeyim. Şurayı tam bir göstermek istiyorum. Tam ilmelerimi tamamladım. Bu ilk ördüğüm ilmeği boş olarak örmeden alıyorum. Ve aynı şekilde örmeden bu şekilde örmeye ters olarak devam ediyorum. Ön sıraya geçtim. Evet, örüp geldim. Şimdi tekrar aynı şekilde buradan bir tane ilmeği alıyorum ve dönüyorum. Dönerken bu içteki ilmeği yürütüyorum, ipimi yürütüyorum ki evet nerede düzgün gitsin diye. Evet arkadaşlar, ben beremi örmeye devam ediyorum. 8-9 sıra düz ördüm. Ondan sonra krem ipimi bağladım. 3 diş haroşa ördüm. 1 diş aynı mavi renkten ördüm. Tekrar 3 diş haroşa ördüm. Ve sadece doğaçlama, ne hafızamda bir şey var. Yani rastgele geldiği gibi örüp gidiyorum. Ne çıkacak ortaya bilemiyorum. Ve şimdi ise şu şekilde anlatayım. Tekrar ön yüzüne geldim. Ön yüzünde ilk ilmemi örmeden alıyorum. Örmediğim ilmemle birlikte sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve bundan sonra kesme işlemi yapacağım. Benim için ideal bir boy oldu bu. 1 yaş için, 1,5 yaş için yaptığım için bu 2 yaşa kadar olacak bir bere olacak bu. 12 ve 13. ilmeleri ikisini bir edip kesiyorum. Şu şekilde.
Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ilme örüyorum. 12. ve 13. ilmeleri ikisini birlikte kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yine aynı şekilde 12 ve 13. ilmeleri ikisini bir edip kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. ilmeleri yine kesiyorum. Yine başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. ilmeleri birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet, başladığım yer belli, şuradaki yerimiz. Burayı da aynı şekilde kesiyorum ve buradan bir tane ilme alıp şu şekilde dönüyorum. Ve bu ilmeği örmeden iç kısımdan artma eksilme bir şey yapmayacağız. Sadece ters olarak örüp geleceğim. Bu şekilde örüyorum. Evet, yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ise 11 ve 12. ilmeleri ikisini bir edip keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmeleri ikisini bir ediyorum. 1 ve 2 ilmeği ters olarak önden kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmeleri kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine aynı şekilde 11 ve 12. ilmeler. 1 2 3 4 5 6 11 ve 12. ilmeleri kestim. Şimdi şu şekilde alıp dönüyorum. İç yüzünden ters olarak tamamen örüp geliyorum. Evet. Şimdi topluyorum. Sürekli kestiğim için dönmem zor oluyor. Onun için şu küçük şişlere takacağım. 4 şişle öreceğim. Şimdi bir tanesini boş olarak aldım. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum.
1 2 3 Bakın burada kestiğim yerler belli. Şimdi burayı keseceğim. Dört tane şişe alacağım ki örmem daha kolay olsun. Evet, ben bu şişe boşaltayım. İnşallah şu şekilde. Kestim. 1 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte kesiyorum. Burada şimdi bu şişimi bırakacağım, diğer şişime geçeceğim. Çünkü 4'e bölmek istiyorum bunu. 1 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte kesiyorum. Evet, şunu bayağı çok almışım. Şimdi orayı bir düzelteyim. Kestim. Aynı şekilde 1 2 3 4 şu 5 ve 6'yı birlikte keseceğim. Evet. Şimdi bir tane ayarlayayım. Hemen bunu alıyorum. Dönüyorum. Bu sırayı bu şekilde içten ters olarak öreceğim. Evet. Eskiden annelerimiz çorap örerdi. Aynı onun gibi. Şimdi dönüyorum. Bu şekilde ilmelerimi tamamen bitirip küçücük bir hale getireceğim. Evet. Bakın beremizin yukarıdan görünüşü, üstten görünüşü bu şekilde. Burada 4 tane ilmem kaldı. Bu 4 ilmeği tığıma aldım ve bu şekilde çekiyorum. Evet. Şu şekilde az bir ip bırakacağım. Buraya bir pompon yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir açıklık kalmadı. Ve döne döne ördüm. Bu şekilde doğaçlama bibere oldu. Şimdi buraya bir tane de pompon yapayım. Küçücük minicik bir pompon yapacağım. Şöyle hemen şu üç parmağımı şu şekilde saracağım. Evet. Tam orta kısmında bu şekilde sarıyorum.
ve bağlayacağım buraya. Düzgün kesmiyor. Evet. Şu şekilde. Hemen şöyle elime kıstırıveriyorum. Fazlalıklarını şu şekilde alıyorum. Evet, şöyle iyice toplayıp, evet, bu iki ipi birbirine sıkıca bağlıyorum. Şu şekilde sıkıca bağlıyorum. Buradan iplerimi içe çekeceğim. Bir de içten sıkılıyorum bu şekilde. Şöyle bir bağlayın ve kesiveriyorum. Evet. Tam bir erkek beresi, erkek çocuk beresi oldu. Arkadan görünüşü. Önden görünüşü.
bu şekilde. Harika bir böreğimiz oldu. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin diyorum.